Bir bebek duygusal ve davranışsal bozukla dünyaya gelir mi? Bunlar çocukta bazı yatkınlıkları sebebiyet verebiliyor. Hı. Tamam mı? Ne gibi? Katil adayı olarak doğsa bile ona dönüşmüyor. Ne demek koşulsuz sevgi? Herkesin bir üstün yeteneği var mıdır? Bana göre evet. Bir çocuğun mutsuz olduğu nereden anneniz? Şimdi mutsuz olan çocuk iki tane mekanizma var. Sorunlu anne babadan başarılı çocuk çıkar mı? Başarılı çocuk çıkar. Çocuk gibi olsaydık hayatımız nasıl olur? Ama o yetişkinliğe geçerken biz buradaki bazı özellikleri kaybediyoruz. Bunları kaybetmeden yetişkinliğe geçersek efsane olur. O özellikler neler? Bende bir sorun varsa anne baba olarak ya da bir inancım varsa mesela insanlara güvenemiyorum diye. Anlaşılan çocuk mutlu çocuktur. Sırları çizelim o içinde özgür bırakalım esnek bırakalım. Evet. Nasıl yapacağız bunu yani? Evet Taner Özdeş Akademi YouTube süreçine hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli konum var. Ee, bu sefer konuğum, yani... benden daha çok tanınıyor. <laughs> <Kesinlikle>. daha. <laughs> Doktor Özgür Bolat, kendisi eğitim bilimcisi, eğitmen, yazar. Hoş geldin Özgür. Hoş, bulduk, hoş Bayağı hoş zaman oldu, yakaladım. NTV'den kaptım. <laughs> evet, evet, e, aslında şöyle bir hikayemiz var. Bundan yıllar önce Özgür daha ilk defa Amerika'dan gelmişti. Bugün gün evde bir yemek verdik. O yemeğe Aykut Öğüt gelmişti. Evren Torpil'im var. Alev vartanyan vardı. Dördümüz bir sohbet etmiştik değil evet. Bunu yapmalıyız. Evet. Ama bir yere gelmedik daha. Aynen. Herkes kendi yolunu çizdi. Evet, öncelikle hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Şöyle başlayalım. E, az, bu çok merak et beni merak ediyorum. Bir bebek duygusal ve davranışsal bozuklukla da dünyaya gelir mi? Hmm, gelmez. Şimdi şöyle. Kişilik nasıl gelişir sorusunu sorduğumuzda hmm. birçok kuram var. Tamam mı? Birçok kuram var. Herkes kendi e, farklı kuramları okuyup bir şeye inanabilir. Ama benim inandığım şu. Çocuk bütün olarak doğuyor. Yani ben ben olduğum için değerliyim inancıyla doğuyor. Onun mizacı, mizaç ne demek? Doğuştan getirdiği özellikler. Evet, tamam evet. mı? Ve bunu 3 ay ile 6 ay arası gözlemleyebiliyorsunuz. Genetik yapısı ve e, genetik yapısı var, beyin anatomisi var, hormonal yapısı var. Bunlar doğuştan gelenler. Bunlar çocukta bazı yatkınlıkları sebebiyet verebiliyor. Hmm. Tamam mı? Ne gibi? Mutluluk da var, depresyon da var, e, kaygı da var, yatkınlıklar. Hmm. Yatkınlığıyla geliyor çocuk. Bunun bu yatkınlığın bir soruna dönüşmesi ya da dönüşmemesi, hmm. annesi ve babasıyla kurduğu ilişkiye bağlı. Hmm. Eğer evde koşulsuz sevgi görüyorsa çocuk, o zaman örneğin bir katil adayı olarak da olsa bile, e, ona dönüşmüyor. Hmm. Onun için bu zaten büyük tartışmalardı. Nature-Nurture tartışması. Doğuştan mı gelir, sonradan mı Ne kadar zaman anlıyor çocuğun? Yani sorun olup olmadığını ne kadar zaman anlayabiliyoruz? Ama bir de şöyle bir şey var. E, sorun dediğimiz şey çocuğun Değer çözümü aslında. Ha, evet. Örneğin annesi ve babası tarafından e, yok sayılan bir çocuk, duyulmayan bir çocuk hırçınlaşıyor. Hmm. Sonra biz de diyoruz ki bu çocuk çok hırçın. Hmm. Tamam mı? Sorun. Davranışta sorunu var, hmm. hırçın. Halbuki çocuğun o hayatta kalma mekanizmasını kend mekanizması kendisini başka türlü duyuramıyor. Hmm. Bizim için sorun olan çocuk için çözüm aslında. Evet. Önemli ama bu koşulsuz sevgi çok basit bir husuba Ne demek koşulsuz sevgi? Koşulsuz sevgi şu, ben ben olduğum için değerliyim inancından hmm. gelir. Eğer ben çocuğumu sadece o olduğu için seviyorsam bu koşulsuz sevgi oluyor. Hmm. Koşullu sevgi nedir ve olduğunu nasıl anlarız? E, koşullu sevgi şu, sen benim istediğimi yaparsan ben seni severim. Hmm. Ya da anne daha, bunu bilmeden yapıyor değil mi? Bunu? Anne baba istedik yapmaz böyle bir şey? Şöyle anne baba orada iki tane mekanizma var. Biri kendi ihtiyacını karşılamak için yapıyor. Bir de çocuğun çok sevdiği hmm. için yapıyor. Koşullu sevgide ne var? Küsme var, karşılaştırma var, ödül var, ceza var, övgü var, e, suçlama var, utandırma var, duygu sömürüsü var. Bunlar evet. olunca zaten anlıyorsunuz ki o evde koşullu sevgi var. Çocuk kendisi olamıyor. Hmm. Mesela çocuk diyor ki ben annem ve babam beni ben başarılı olduğum için seviyor diyor. Ve başarılı bir kimlik kazan kazanmaya çalışıyor. Sahte bir kimlik geliştiriyor. İşte oradan almıyorsunuz. Kaç yaşında başlıyor? Çünkü kaç yaşında böyle düşünmeye başlıyor? E, üçten sonra düşünmeye başlıyor. Üçten hmm. sonra. Peki niye bu 0-7 yaşta var ya o da böyle evet. bir, her yerde yazıyor. Evet. Doğru mu 0-7 yaş? Şimdi çok önemli olduğu? Şimdi 0-7 yaş ben ona takılmıyorum. Doğru mu? Doğru mu? 0-6 diyor, 0-7 diyor, 0-9 diyor. Ona takılmıyorum. <laughs> ee, şimdi şöyle bir şey var. Bilimsel olarak doğru olabilir ya da olmayabilir. Burada önemli olan inançtır. Bu ne demek? Hmm. Sen insanların değişemediğini inanıyorsan, 07'yi öyle kabul edersen hmm. o zaman kendini de değiştiremiyorsun, çocuğu da değiştiremiyorsun. Hmm. Okay. Anlatabildim mi? Ama 07, 07 şöyle bir şey oluyor. Sen dünyanın herhangi bir yerinde doğuyorsun. Bir tane yeni olayla karşılaşıyorsun. Hmm. Sonra bir tane daha karşılaşıyorsun. Hmm. Deneyim elde ediyorsun zihninde bir şema oluşturuyorsun. Hmm. Sonra diyorsun ki ha bu olay hep böyle oluyordur. Hmm. Bu olay hep böyle oluyordur diyorsun. Hmm. O şemaların oluştuğu yaş 07. Hmm. 07'den sonra da şöyle oluyor mesela. İnsanların hafızaları zayıflıyor. Neden zayıflıyor? Mesela hep aynı şeyi yapıyor. Sonra diyor ki, ha ben bunu yaşamıştım. Hmm. O deneyimi işlemiyor. Hmm. Onun hani... için o şemaların en çok oluştuğu yaş 07. Hmm. Ama insanın değişebileceğine inandığın an 07 senin için bir engel teşkil etmeyi bırakıyor. Şimdi buradan postre geçeceğim. Tamam. Potansiyel. Çocuğun üstün yetenekli, potansiyel olduğunu. Geçen 4 yaşında bir çocuk yüzme yarışında gördüm. Yani ben öyle yüzemiyorum. Yani 4 yaşında yarış kazanıyor. Yani 3 yaşında, 4 yaşında, 6 yaşında son programda bahsetmişim. Evet. Evet. Bu üstün yetenekliklerin hani nasıl keşfedebilir anne babalar? Şimdi bir defa şunu sormak lazım. Herkesin bir üstün yeteneği var mıdır? Bana göre evet. Tamam bu bir. İkincisi ben çocuğuma şunu öğretmeye çalışayım, şunu yapmaya çalışımdan ziyade benim çocuğum doğuştan içinde hangi cevheri getirdi bunu sormamız lazım. Bunu bu bakış açısını kazandığımız an çocuğumu gözlemlemeye başlıyorum artık. Önceden de gözlemliyorum da nasıl gözlemliyorum? Başına bir iş gelmesin dediğimi yaptı mı? Dediğimi anladı mı? Hmm. Anladın mi? Hmm. Kontrolcü bir yapıyla gözlemliyorum. Ben çocuğumu gözlemliyorum. Neye çekiliyor? Hmm. Neyi yapmak istiyor? Hmm. Neyi yapınca kendini kaybediyor? Neyden keyif alıyor? Hmm. Çocuğuma farklı deneyimler sunmam lazım. Zaten benim ortamım şeyse, ise çok sınırlı ise çocukta bir cevher olsa bile bunu hmm. geliştiremiyorum. Onun için deneyim sunmak ve gözlemlemek gerekiyor evet, farklı farklı evet. deneyimler. Şimdi buradan şeye gidecek koşulsuz. Evet. Bir çocuğun mutsuz olduğu nerede anlarız? Şimdi mutsuz olan çocuk iki tane mekanizma var. Biri kaçış mekanizması, biri baş etme mekanizması. Hı. Eğer kaçıştaysa çocuk içine kapanır, utangaç olur. İçe dönükle karıştırmayalım. Onu, evet, onu da açarsan onu tamam. Utangaçtır. Kendini saklar, özünü saklar. Anda kalamaz. E, kaygılıdır. Bu kaçış. Baş etme mekanizmasında da şu vardır. Kendini Hı. ispatlamaya çalışır. Hı. Onay almaya çalışır. Hırçın olur hırslı olur, kaybedince ağlar, narsistik özellikler <laughs> gösterir, empati duymaz. Bu da baş etme mekanizmasıdır. E, e, diğeri kaçış. E, bu her iki birini çocuklar bazen mesela büyük çocuk birini seçer, küçük çocuk diğerini seçer. Farklı mekanizmalar e, seçebilir. Peki, koşulsuz sevgiye sahip çocuk bunlar bunları, bunları çok... yapmaz. Ha. Zaten kabul görüyorum ben. Niye hırçın olayım ki? Ben zaten kabul görüyorum. Özümü niye saklayayım ki? Oğlum sürekli de onay gerektiren kişiler. E, küçükken sevgisiz de o sevgi onu Sevginin, sevginin yedeği övgü. İşte popoflama hmm. onaydır. Ya övgüyü de mesela çok fazla övmeyin çocukları diyorsun. Narcis olur diyorsun. E, hem öyle diyorum hem araştırmalar var. Çocuğun özgüveni düşükse çok fazla. Nasıl düşük olduğunu? Biraz önce saydım mesela içine tamam, okay, kapanır gibi kapan, gibi, gibi tamam. falan. Tamam. Kendini ifade edemezsin. Hmm. Özgüveni düşükse çok fazla övüyorsam mesela diyelim ki sen kendi sen kendini çok çirkin olduğunu düşünüyorsun. Ben sana çok yakışıklısın dedim. Bana hmm. inanır mısın inanmaz mısın? İnanmak isterim. <laughs> i̇nanır mısın inanmaz <laughs> İnanmaz bir, bir, bana inanmaz. O zaman kendini kötü hissederim. Kendini kö kötü hissedersin. İki, şimdi ben seninle bir diyalog kuruyorum. Çok yakışıklısın dedim. Hmm. Sen de ne mesaj aldın şimdi benden? Bu ben yetişkinsem özellikle sen çocuksan bu adamın odağında yakışıklılık kavramı var. Ben de kendimi çirkin görüyordum. Yaranı tetiklerim, senin modunu düşünürüm, hmm. düşürürüm. Özgüveni düşük olan çocuklar daha da özgüveni düşer. Bu işte Eylül'de çıkacak inşallah kitabım orada bu hmm, araştırma olanı anlatıyorum. Özgüveni yüksek ise de Öv, övmeye başladığında sende bir üstünlük gelişmeye başlar. Hmm. Ve bu da narsizme gider. Peki şey diyeceğim. Narsiz anne baba veya da nasıl desem sorunlu anne babadan başarılı çocuk çıkar mı? Başarılı çocuk çıkar. Mutlu çocuk çıkar. Ha, çıkar ben. çıkar çıkar. Evet, başarılı ha, çocuk başarı çıkar. çıkar. Tabii ki çıkar. Çünkü zaten Bilmiyor anne babalık yapmasını. Ya öyle bir şey yok. Bir şekilde bir şey yapıyor. Sen şey biçim şey programı evet. yani, Her Herkes anne baba olma potansiyeli doğar ama korkularından dolayı olamaz Yani ne bileyim, ne bileyim. Tabii yani her anne baba özünde anne babalık yapmayı bilir. Kaygılar insanların e, bu özündeki o bil, bilgeliğe ulaşmasını engeller. Kaygıyı Hı. yendiğin an zaten doğalında. Şimdi senin de bir hikayen var. E, Türkiye 56. yıl oluyorsun. Babana, babana arıyorsun. Baban diyor ki ya can sağ, sağ, e, e, sağ, sağ olsun. can sağ olsun. Canın sağ olsun diyor. E, şimdi mesela bu senin üzerinde senin egonu veya Senin, senin, senin seni, seni olumsuz etkilemedi mi? Yani bunlara sen kendi kaçındın bunlardan. <laughs> ben o zaman yani babamın söyleminden değil yani birinci Türkiye birincisi olamadığım için üzülmüştüm. Ama etkilenmedin bundan yani. Babamın söyleminden mi? Evet. Şimdi şöyle bir kere söylemin anlamı yok. Şimdiye kadar o sistem oluştu zaten. Hmm. Ondan sonra ne dediğinin çok önemi yok. Anlatabildim yani. mi? Yani. E şöyle benzi şuna benziyor. Anne baba çocuğunu koşuldu seviyor. Sınav günü diyor ki oğlum her türlü şey kabulümdür diyor. Hmm. Çocuk ona inanır mı? İnanmaz yani. yani. Onun için zaten o sistem ee, onay al. Babanın annenin onayını al. Zaten o yaşa kadar oluşmuş ki ben bunu söylüyorum. Şey var diyorsun. Çocuğun seviyesine e, inilmez. Çocuğun seviyesi çıkılır demiş. Evet. Şimdi bunu ona bağlayacağım yani. Neci? Bu çocukta esas yani bakarsan ben çocuklar bizden daha üstün varlıklar gibi algılıyorum ben. Veya daha büyük potansiyelleri var veya şöyle, daha az etkilenmiş dış dünyadan. Şöyle mesela ben bunu anne baba okulunda da soruyorum. Çocuk gibi olsaydık hayatımız nasıl olur? Tamam mı? Ee, şimdi çocukluktan yetişkinliğe geçmek gerekiyor. Hı. Ama o yetişkinliğe geçerken biz buradaki bazı özellikleri kaybediyoruz. Bunları kaybetmeden yetişkinliğe geçersek efsane olur. Hı. O özellikler neler? Hı. Çocukları gözlemleyelim. Anda kalır. Duygusunu ifade eder. Kaygı yoksa hemen ilişki kurar. Ee, ego yapmaz. İnsan seçmez. Tamam mı? Ee, küstüğü zaman hemen barışır. E, bütün bu özellikler bizde yetişkenken yani olsa ne kadar güzel, olur, değil mi? Müthiş. Evet, müthiş. Işte ben bunu demeye çalışıyorum Hayır, onunla. Ya yani, benim mesela egom yüksek ama çok anne baba sevgisi fazlasıyla almış birisiyim. Yani mutlu bir çocuk. Mutlu, mutlu, mutlu bir çocuk. Ama niye egom yüksek olabilir mesela? E, peki aldığını nasıl ispatlayacağız? Gerçekten aldığını? Is, İsyan. Genelde şöyle olur onu söyleyeyim ben. Senin için demiyorum ama genelde bir kişi anne ve babasını idolleştiriyorsa Hı. aslında sevgi alamadığının e, göstergesi olabiliyor. Hı. Tamam mı? Onu kabullenmek istemiyor. Hı. Tam tersi anne babayı çok idolleştiriyor. Hı. Oradan anlıyorsun ki orada onun bir sıkıntısı var. Eee egosu olan bir insan, günlük dildeki egodan bahsediyorum. Egosu olan bir insan bir yerde bir yerde anne babası sevgisini hissedememiş olabiliyor. Hı. yani diyor ki e, e, sorunlu anne baba başa çocuk yetiştirebilir ama mutlu çocuk yetiştiremez. Evet dedi, öyle bir şey. Ya şöyle sorunludan kastımız ne? Ha. Sorunlar. Sorunlar sen ne ben psikolojik sorunları var, davranışsal bozuklukları var. Narsist veya yetersiz eğitime sahip. Yetersiz eğitim. An, onun da annesi babası çok ona kötü davranmış. Yani, yani iyi, şö, şöyle, oluyor. Ya, doğru rol modelleri olmamış yani. Şimdi sorunlu anne baba e, mutsuz çocuk e, yetiştir demeyelim de şöyle oluyor. E, şimdi bende bir sorun varsa anne baba olarak ya da bir inancım varsa mesela insanlara güvenemiyorum diye, tamam? Ve ilişki kuramıyorum insanlarla, Hı. kazıklandığımı düşünüyorum. Şimdi ben ne düşünüyorum? Benim çocuğum ileride büyüyecek, evet. o da kazıklanacak. O zaman Hı. benim çocuğu korumam lazım, Hı. değil mi? Doğru. Çocuğumu korumam lazım. Doğru. O zaman ne yaparım? Çocuğuma diğer insanlara güvenmemeyi öğretirim. Hı. Ne oldu? Kendi sorunumu çocuğuma aktarırım. Bunu Hı. neden yaparım? Hı. Sorunlu çocuk olsun diye mi yaparım? Hayır. Onu çok sevdiğim için ve onu korumak istediğim Cilisiz için yaparım. yapıyorsun Tabii. yani yani. Tabii o e, korumak için yapıyorsun Hı. çocuğunu çok sevdiğin için yapıyorsun. Anladım. Peki şimdi bir iletişime gelelim. Tamam. Çocuklar nasıl iletişim ilişki kurmalıyız ki buranın şey geleceğim. Senin kitabında da var sınırlara. Evet. İletişim yani. iletişim şudur. İletişim konuşarak kuramazsınız. Dinleyerek kurarsınız. Hı. Oyun oynayarak oyun ona çocukla çocuk olarak oyun oynayarak Dinleyerek nasıl kurarsın mesela? Çocuk diyor ki gece 11. Ben diyor Ahmet'e gideceğim. Mesela ne dersin sen gece 11'de? Kaç yaşında, şu kaç yaşında olsun? dört yaşında. Gidemezsin. Diyorum. Gidemezsin. Yani. <laughs> Şimdi mesela çocuk anlaşıldığını hisseder mi? <gülüyor> Hissetmez. <gülüyor> ne dersen hisseder. Olup sıkıldın mı? Oyun mu oynamak istiyorsun? Hımm dedin. Evet dedi. Bayağı bir üst seviye bir eğitim abi. Bu böyle konuşmam için bayağı bir eğitim mi? Ama aslında. işte <gülüyor> <gülüyor> yani orada benim şey, çünkü direkt dürtülerle ve bir... evet, direkt, direkt dürtülerle şey Aa, yapıyoruz. Evet. Mesela, hayır, Koruma, korumacı o davranıyor. Evet. Ee, ama oyun mu oynamak için? Sıkıldın mı? Beraber oynayalım mı? Hayır. Evet. Acaba Kerem uyumuş mudur? Bak anlamaya çalışıyorum çocuğum. <laughs> Anlaşılan çocuk zaten ee, mutlu çocuktur yani az orada ilgi de göster. Bu, kadar zaman mı sorusu olmak için benim zamanım da olması lazım. Tabii ki. Yani lazım. Tabii ki. Çocuklar oynamak önemli mi? Çok önemli. Oyun, oyun... Kimlik... Sıkılıyor çünkü bazı ebeveynler sıkılıyor oynamaktan. Tabii sıkılır. Neden sıkılır? Çünkü kendi iş çocuğunu öldürdüyse sıkılır. Ha. kendi iş çocuğunu bir otoriter yapı kurduysa, otoriter yapıyla iş çocuğunu korumaya başladıysa... Onlar Sanki oyun oynamak sırf çocuklara aitmiş gibi algı var ya. E, oyun oynadığın an e, zayıflaş, zayıf hissedersin kendini. Bir otorite hmm. de kendini koruyorsan. O zayıflığı da tolere edemezsin. Anladım. Evet. Peki şimdi gelelim e, hayır demek ve sınırlar. Diyorsun ki evet. sınırları çizelim ama içinde özgür bırakalım, esnek bırakalım. Evet. Nasıl yapacağız bunu yani? Yani Bu, bu çok önemli bir şey bence. Mesela çocuk geldi burada oyun oynamak istiyor. Tamam mı? Sınırları daha önce mi çiziyorsun? Yani önce ilginç... çizeceksin. Bak bütün sorunlar çıkmadan çözülebilir. Hmm. Tamam Şimdi mesela çocuk geldi buraya. Anne oyun oynayayım mı dedi. Tamam oyna dedik biz de. Dikkat et oraya elini değecek. Şimdi ben, bak onu yıkacaksın diyorum. Tamam mı? Işığı yıkacaksın. Şimdi Hı. ne oldu? Hı. Ben çocuğa oyun izni verdim ama bir oyun alanı tasarlamadığım için uyarmak zorunda kaldım. Hı. Yani şöyle düşünebiliriz. Ne kadar öncesinde ne kadar az uyarmak zorundaysam Hı. onu organize edebilirsem Hı. o zaman çocuk o kadar sınırlar içinde özgür oluyor. Oğlan siyasetçi mi yani? E, i̇şte mesela şimdi bu odayı aldın ya şimdi Hı. ben düşünüyorum çocuğum ne yaparsa burada çocuğumu uyarmak zorunda kalırım ben. Hı. O zaman o riskleri mi ortadan kaldıracaksın? Tabii ]acağız. riskleri ortadan kaldıracağız. <laughs> mesela işte televizyonu kırarsın. O zaman Hı. televizyon, oyun odasında televizyon olmaması lazım. Hı. Anlatabildim mi? Anladım. Onun için şimdi bu ütopik geliyor. Ee, Antalya'da kiralık ev bakıyordum. 3-4 tane eve girdim tesadüfen. Ve tesadüfen de orada çok Rus yaşıyor. Onların evine girdim. Hı. Tamam mı? Ve neyi fark ettim biliyor musun? E, oturma odasını çocuğa göre tasarlamışlar. Televizyon yok, koltuk yok. Hmm. Ben e, bir, bir tanesini gördüm, helal olsun dedim. Sonra birkaç tane daha gördüm. Sonra sordum, adam Türkmenmiş. E, i̇şte Rusya'da yaşıyorlarmış, eşi Rusmuş falan. Dedik yani 40 yılda bir misafir geliyor. Misafir geldiğinde mutfakta oturabiliriz, balkonda oturabiliriz, buraya koltuk seçebiliriz. Bizim hayatımız çocuklarla tam tersinden yap... düşünüyor yani. Evet tam tersinde. Ne kadar şey biz hep, <laughs> biz hep misafir için yapıyoruz. Misafir yani. için yapıyoruz. <laughs> Televizyon olacak, koltuk olacak ama hmm. o. Çocuk için tasarlamış. Hmm. Böyle olunca da herhangi bir endişesi kalmıyor. Hmm. Buradan hayır, bir de hayra gelelim. Küçük yani evet. bir şey istiyor. Bir şekilde nasıl hayır demeliyiz yani? Hayır da da şöyle olmasa güvenlik, güvenlik varsa zaten hmm. kesinlikle hayır denmesi lazım. Hmm. İkincisi hayırda bir de şöyle bir şey var. Hmm. Ee, çocuğun deneyimlemesi lazım. Hmm. Mesela güvenliği geçtim, elektrik şeyi geçtim. Mesela çocuk ocağa dokunuyor. Tamam, hayır dokunamazsın. Hayır dokunamazsın. Hayır dokun. Çocuk Hı. bilmiyor onu. Hı. Ve benim orada ne yapmam lazım biliyor musun? Ocağı yakıp yakmayacak kadar e, sıcaklığı düşürüp Hı. çocuğun dokunmasını sağlayıp deneyimlemesini sağlamam lazım. Hı. Hayırdan ziyade çocuk on, ona dokunmaması gerektiğini, onu yapmamasını gerektiğini risksiz bir ortamda denemesi lazım. Hı. Bunu denediği an bunu denediği an zaten kendisi karar verecek. Önden eğitiyoruz bir şekilde değil mi? Önden eğitiyorsun. Artı şöyle bir şey var mesela. Ee, iki kardeş kavga ediyor. Hı. Tamam mı? İşte arkadaşlarım diyor hadi bakalım bunu çöz. Şimdi bir olay çıktı ortada. Bunu çözemezsin. Neden çözemezsin? Çünkü çocuklar olay yüzünden kavga etmezler. Çocuklar kavga etmek için olay yaratırlar. Hı. Anlatabildim mi? Peki o zaman çocuklar niye kavga et, etmek ister? İşte evde koşullu sevgi varsa ben annemin kardeşimi sevdiğini düşünüyorsam, beni sevmediğini düşünüyorsam ben öcümü alırım, sıkıntı çıkartırım. Hmm. Anlatabildim mi? Bu temel dinamikleri çözmem lazım ki hmm. e, bu hayır kolay olsun. Ki çocuklar çoğu zaman anne babalarına güvenmiyorsa hayırı delmeye çalışır, güveniyorsa da bu benim için. Nasıl oluyor? Anne babasına güven... Bir çocuğun annesine babasına güven nasıl oluşuyor? Ee, anne baba çocuktan bir şey istediği zaman şunu sorması lazım. Kendim için mi istedim? Çocuğumun için mi istedim? Hmm. Eğer kendisi için istediyse ve bu çok fazla tekrarlıyorsa o zaman çocuk bunu anlıyor. Örnek vereyim sana. Mesela tablet. Anne baba tablete izin vermiyor. Hmm. Ama misafir geliyor. Sohbet edecek. Hadi diyor sen tabletle oyna. Tamam mı? <laughs> Sonra çocuk da şunu diyor. Annem babam işine gelince izin veriyor, işine gelmeyince hmm. izin vermiyor diyor. Hmm. Ve ne oldu? Bir e, prensip belirlenmiyor. Hayır demenin en iyi yolu bir prensip belirlemektir. Bir prensip. Bir da, sınırlar var, bir prensipler var. Prensipler var. Mesela çocuk elektriğe elini soktuğunda sokacağım hadi sok, sokacağım hadi sok. E, şey, hayır sokamazsın. Aman tamam hadi sok demeyiz. Çünkü Hı -hı. güvenlik büyük bir temel bir prensiptir. Hı -hı. Her şeyde temel prensipler bulursak kuralların arkasında... O zaman hayır deriz ve çocuğumuz o prensipleri öğrenir. Buradan kardeşlere geleceğim şimdi. Tamam. Bir, bir, bir kardeş özgüven, bir tanesi özgüvensiz. Aynı evde yaşıyorlar. Tabii çok zordur ama. İkisi de mi olur sence? bir içeri bir dışarıda olabilir mi? Olabilir tabii. Ha, ama. Biri baş etme, biri kaçış olabilir. Hmm. Biri kendini ispatlayarak kabul görüyor. Biri de ben kendimi ispatlayamam, o zaman hiç uğraşmayayım diye geri çekiliyor. Hmm, Aynen. Peki bu utanga, dedi ya işe dönükte utangaçlık aynı şeydir değil dedin. Onu ya da Utangaçlık değil. bir savunma mekanizması. Kendi özünü saklıyorsun hmm. ve utangaç e, yargılanmaktan korkuyorsun. Ben ortaya çıktığım an yargılanacağım. Ben ortaya çıktığım an annem babam bir hata bulacak. Ben ortaya çıktığım an başarısız olacak. Bu utangaçlık. Mesela çok mesela dersler çok soru sormayan, çok konu açmayan insanlar bundan mı? Tabii yargılanma korkusu olabilir. Hmm. Şimdi... Tabii terimler karışıyor her evet, zaman tabii. Türkçede de ben ben Hı. kendi kullandığım anlamda söylüyorum. Hı. Bir de içe dönüklük var. İçe dönüklük hem mizaç özelliği hem de kişilik özelliği. Hı. O doğuştan geliyor. Bu insanlar enerjilerini diğer sosyalleşmeden almıyorlar, içeriden alıyorlar. Hı. Bu insanlar tek başına olmayı tercih ediyor. Ee, arasındaki fark ne? Utangaçlık. Utangaçlık kaygı var. Diğerinde kaygı yok. Hı. Utangaç insanlar e, kabul gördüğü yerlerde açılırlar bunlar hep aynıdır. Hmm. Daha sessiz sakin, e, sessiz kuvvetli bunlar. Ha. Her yer anlatıyorsun burada evet, özgün çok güzel üç madde anlatıyorsun. Evet. Burada anlatırsan çünkü özellikle programı olsun istiyorum bu çok güzel anlatıyorsun. Özgüveni alt, Özgüvenin alt... alt üç tane temelli var. Biri özdeğer. Ben ben olduğum için değerliyim inancı. Anne ve baba, babadan görülen koşulsuz sevgi. İki öz yeterlilik. Ben yapabilirim inancı. Her şeyi yapabilirim yoksa belli şeyi yapabilirim. yapabilirim. Şimdi e... Mesela, mesela özgüven mesela özgüven her konuda güvenli olmak değil. Belli konularda insan özgüven yükselirken belli konu az olabilir mi mesela? Yoksa her konuda özgüven olamaz. Ha. Şimdi günlük dilde öyle diyoruz. Öyle diyoruz. Öyle abi. diyoruz. Diyordun, ben, mesela ben teniste kendime çok güveniyorum ama ne bileyim kayakta o kadar güvenmiyorum. Tamam kayakta güvenmiyorsun sen. Hı. Özgüvenin de düşük. Denen yani, yani şöyle kayak yani tenis oynarken özgüvenim artıyor, kayak yaparken düşüyor. Tamam. Peki Kaya, öyle, öyle, öyle daha iyi. Tamam, gel. Kaya gelelim. Senin özgüvenin düşük diyelim. Yani kişi olarak düşük. Okay, kişi tamam, olarak. Tamam. Öz değerin düşük diyelim. Şimdi Kaya öğrenmeye başladığında sende bir rezil olma korkusu olur. Ben düşersem rezil olacağım. Doğru. Ben bunu yapamam. Bunlar hep aklından geçer. Geçiyor. Tamam mı? Bu senin zaten öz yeterliliğinin düşük olduğunu göstergesidir. Yani öz yeterli düşük olduğu için mi? öz öz ö, öz özgüven şey yok? öz yeterliliğin düşük olduğu için düşüyor Ama kayak konusunda. Kayak konusunda. Ama ne bileyim ben topluluk önünde konuşmada mükemmelim düşünüyorum mesela. Şöyle. E, öz yeterliliğin düşükse orada geliş konuşmada kendini çok geliştirdin tamam mı? He. Ama bir tanesi dedi ki geldi sana. Duyduğum en berbat konuşmaydı dedi. Tek sen düşersin. <laughs> tamam mı? Çok, çok kırılgansın. Oluyor oluyor tabii. Kırılgansın. Işte. Tamam mı? Öz yeterlilik şu demek bir yerde bir şey yapabilme değil. Ben kendi davranışlarımla istediğim sonuca ulaşabilirim. Bunun altında biraz şey var. Yapabilmekten evet. gelen, yani başarmaktan değil. İnançlı mesela yapabilirim. İnançlı mı? Yapabilirim, İnanç yapabilirim yani? inancı. E, bu yeni şey denemekten korkmaz bu insanlar. Hı. Öz yeterliliği yüksek olanlar yeni şey denemekten korkmazlar. E, başarısızlıktan korkmazlar. Hata yapmaktan korkmazlar. Bir şeyi yeteri kadar denerlerse sonuç alacaklarına inanırlar. Öz yeterlilik budur. Ve mesela dünyanın en iyi piyanisti e, ya da dünyanın en iyi futbolcusu futbolu bıraktığında öz yeterliliği düşükse depresyona girer. Hı. Anlatabildim mi? Mesela Everest'e tırmananlar var. Bazıları Everest'ten sonra depresyona giriyor. Bazıları Hı. girmiyor. İşte orada da e, özgüvenin, özgüven devreye giriyor yani. Çünkü hayatın bir anlamı kalmıyor. Şimdi bu şeye geleceğim burada. özellikle kaldı. Onu da unutma da onu en, basit bahsediyor. Voleybolcu veya bu okçu. E, Metin, değil mi? Metin okçu. Bunları evet. Bu, bu mesela bu sürekli başarı bunların özgüvenini arttırıyor mu? Art, e, arttırmaz. 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 Şimdi şöyle olur o, onu söyleyeyim. Bunların nasıl bu kadar sürekli aynı başarılarını koruyabiliyorlar? Şimdi öz, şöyle olur bak. E, şimdi e, Mete, Mete, Mete Gazoz. Şimdi geldi mesela. Özgüven'e düşük ya da yüksek şu anda bilmiyoruz. Ben bilmiyorum yani. Yani gözlemler. Hatta onun bazı şey de var yani bildiğim kadarıyla. Yani bazı ufak sorunları var ya. Ha bilmiyorum ya. yani. Ama, ama, yani çok Ya çok, da dünya iyi. bir sporcu geldi. Tamam mı? Özgüvenini kendi özgüven adı üzerinde özünden almıyor. Hmm. Özünden almıyor. Ben nimet temel değil mi? Özgüven özünden alıyor. Özünden al alıyor. Neyden alıyor mesela? Yaptığı spordan alıyor diyelim. Evet, tamam evet, mı? Evet. Dünyanın en iyi basketbolcusu diyelim. Buraya oturdu. Hmm. Sen de beni tanımıyorsun. Hmm. Şimdi sen benim basketbolcu olduğumu tanımıyorsun. E ben senden değer göremem diye düşünüyorum. Doğrudur. Tamam ben mı? Tabii. Ön yargılı evet. edeceğim. Evet. O zaman ben bir şekilde dünyanın en iyi basketbolcusu olduğumu sana söylemem lazım ki öz e, güven kaynağı olarak onu kullanayım. O zaman tabii, tabii de, ego olmuyor mu orada. Bu ego oluyor işte. <laughs> Ve bazı insanlar zaten özgüvenleri düşük olduğu için kendilerine başarı alanları yaratırlar hmm. ki güvenlerini özünden alamadıkları için bu başarıdan alıyorlar. İnsan sürekli kendinden bahsetmesi ego olumlu ego Tabii gösteriyor. ki. O zaman o kişinin egoynin düşük müdür? Tabii ki. Ben o zaman yapıyorum mu tıpatalar? Düşük ya. mü? Değiliz aslında. <gülüyor> <gülüyor> Peki onaylanma takdir ihtiyacı oluyor değil mi? Evet, o da özgüvenden. O da mı o da? Tabii ki. Aa, onaylanma ihtiyacı. O da ondan geliyor. Bir de özellikten bak. İspatlama. Ben İspatlama. Ben. Özellikle ben hayatımda kendi kararlarımı verebilirim. Bu yine anne babadan mı alıyoruz? Yine bu, anne babadan bu. alıyoruz. Anne baba e, sana küçükken izin vermiyorsa sen diyorsun ki ben kendi kararlarımı veremem. Böylece de şey oluyor işte. Hmm. <laughs> Özellikle düşük oluyor.